Herkese merhabalar. LGS'de Türkçenin en önemli ikinci konusuyla, yani cümlede anlamla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Tonguç Dershane sunar. Öznel nesnel yargı zaten biliyoruz. Duygu, yorum, tahmin, söz sanatı gibi şeyler öznel cümlelerde var. Mesela bu kalem çok güzelmiş dediğimizde öznel cümle. Ama kanıtlanabilir, kişisel olmayan, yorum içermeyen cümlelerde nesnel cümle. Bu kalemin beyaz renk bir kapağı vardır. Net bir şekilde nesnel bir cümle. Burada anahtar kavramımız bence sözcüğü. Bence sözcüğünü bilirsek öznel ile nesnel arasındaki farkı anlayabiliriz. Bu aracı kırmızı çok yakışmış. Bence. O zaman özel bir cümle. Bu aracın tasarımı iyi değil. Bence. Bence o zaman özel. Bu aracın tasarımı iyi değil. Bu bence olduğu için özel oluyor. Bu araç çok güzel. Bence diyorsan özel. Ama aracı kırmızıya boyamışlar. Bence. Ne sence? Bence aracı kırmızıya boyamışlar. Saçma, baksana kırmızı zaten. Sence demene gerek yok. Bu araç ABD'de üretilmiş. Belli. Bu araç benzin. Nasıl belli hocam? Neden aldınız? Yani bunu ispatlayabilirsin. Amerika'da üretilmese bile, başka bir ülkede üretilse bile bu sence ya da bence olan bir şey değil. Dolayısıyla bunlar nesnel cümleler, bunlar ise öznel cümleler. Bence'yi koyuyorsun, öznel cümleyi buluyorsun. Şimdi gel yeni nesil bir soruya bakalım. Öznel yargılar kişiden kişiye değişebilir. Nesnel yargılar ise kanıtlanabilir özel eserdir. Hangisi nesnel bir yargıdır? Boğaz'ın göz alıcı güzelliği turistleri büyülüyor. Bence. Bak, göz alıcı güzellik diyor, bu özel bir cümle. Yazarın etkileyici anlatımı okurları kitaba bağlıyor. Etkileyici anlatım diyor, bu özel bir cümle. Tarihi Safranbolu evleri 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu bence değil, bu nesnel bir cümle ve bu sınavda çıkmış bir soru. Ve yine üstte de yeni nesil soru olduğu için ön bilgiyi vermiş. Ünlü sanatçı, ünlü kime göre ünlü? Bayram Edeli halka muhteşem bir konser verdi. Muhteşem mi? Sana göre muhteşem, bana göre muhteşem olmayabilir. Şimdi bir de cümlede anlam ilişkilerinde neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma var. Bak, Milletin Bakanlığı ne diyor? En çok bunları sorduk diyor. O zaman biz de bu kısma dikkat edeceğiz. Milletin Bakanlığı bu mu hocam? Evet, Milletin Bakanlığı kafasına bakan bu değil. Bakanlıktaki yetkililerin oluşturduğu bir enerjinin yansıması bu. Sinerji hocam. Evet, sinerji. Şimdi anahtar kavramlarımız burada da neden ve niçin sözcükleri Tonguç'um. Neden sonuç. Ayağı kaydığından düştü. Bu bir neden, bu da sonuç. Ayağı kayınca düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağı kaydığı için düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağının kayması ile düştü, bu bir neden, bir daha sonuç. Peki ben bunu niye yazdım Tonguç biliyor musun? Kaydığından, ınca, dığı için, ması ile gibi ifadeleri gördüğün zaman burası değişebilir. Ama bunlar genellikle vardır. Bu neden sonuç cümlelerinin ifadesidir. Ve neden sonuç cümlelerinde genellikle böyle bir bak düştü diyor, sırt üstü düştü. Bak görüyor musun? Bir üzüntü ifadesi var. Amaç sonuç cümlelerinde ise anahtar kavram hangi amaçla sözcüdür. Bir iş hangi amaçla yapılıyorsa onun amaç sonuç cümlesi olduğunu bileceksin. Mesela ilaç almak için eczaneye gidiyorum. İlaç almak üzere eczaneye gidiyorum. İlaç alayım diye eczaneye gidiyorum. Burada da anahtar kelimelerimiz için, üzere ve diye. Bak buradaki anahtar kelimelerimiz dığından önce dığı için ve ması ileydi. Burada ise için, üzere ve diye'yi görüyoruz. Ve genellikle amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir plan, bir hedef olduğunu bilmelisin. Koşul sonuç cümlelerinde ise anahtar kavramımız sase. Sase'yi gördüğün zaman bunun bir koşul sonuç cümlesi olduğunu bilebilirsin. Bu dersi iyi dinlersen, yani sase, sınavda başarılı olursun. Taktikleri uyguladı mı hedefine kolayca ulaşırsın. Burada da mı ve se'ye dikkat edeceğiz. Bazen şöyle cümleler de olabilir. Sana kitabı veririm ama yarın geri getireceksin. Bak, veririm ama yarın getireceksin. Veyahut da şart koşuyor yani. Sana böyle kitabı geri getirmek üzere geri verebilirim dediği zaman burada da koşul cümlesi olduğunu bilebiliriz. Karşılaştırma cümlelerinde ise hep iki şey arasında, hep iki şey arasında olduğunu bileceğiz ve anahtar ifadelerimiz ise en demek birisi en iyi diğerleriyle karşılaştırıyor. Veyahut da daha, yine iki kavram arasında. Veyahut da kadar, senin kadar. Veyahut da işte aynı, veyahut da ise, bunları gördüğün zaman bunların da anahtar ifade olduğunu bileceksin. Kırmızı vazo diğerinden daha sade dediğimizde bir karşılaştırma var. Kırmızı vazo diğerine göre uzun dediğimizde burada bir karşılaştırma var. Soldaki vazo geniş, sağdaki ise dar dediğimizde burada gördüğün göreler, dağlar, iseler bizi karşılaştırmaya yönlendiriyor. Numaralanmış cümle hangisine neden sonuç ilişkisi vardır diyor bakalım. Küresel ısınma dünya ekosisteminin ısı ortalamasının artmasıdır. Bu bir tanım cümlesi. Küresel ısınma ile dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Bu öyle sıradan bir sorun değildir. Bunun nedeninde böyle olmuş demeye çalışacağım. Önlem alınmazsa yakın bir gelecekte dünyanın pek çok bölgesinde kuraklık, açlık, susuzluk yaşanacak diyor. Bak şimdi. Küresel ısınmayla küresel ısınma nedeniyle sonuç olarak dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Harikasın diyoruz da geçiyoruz. Kavramlar ve duygulara bakalım. Bu da en çok sorduklarımız yine milletin konuşmadan. Hocam tanım, çok güzel olmuş bu gerçekten de. Tanım, uyarı, öneri, tahmin, önyargı varsa onaylama, küçümseme, beğeni, pişmanlık, yakınma ve şaşırmayı görebiliyoruz. Bak şimdi. Tanımlamada anahtar kelimesi şu Tonguç'um. Nedir? Bu nedir sorusunun cevabı tanım oluyor. Kalem, yazma ve çizme işlerinde kullanılan araçtır. Kalem nedir? Yazma ve çizme işlerinde kullanılan araçtır. Bu tanım. Uyarı,
Burada ise bir parmak sallama göreceksin. Böyle uyarım. Hmm. O zaman çimlere bak. Sessiz olunuz. Evet bak, sessiz olunuz. Ödevini yapınız. Bunlar parmak sallama. Öneri ise burada ise. Burundan getiririz. Öneri ise Tonguç'um tavsiye. Yani babacan tavsiye. Tablo 3 numara atsan daha iyi olur. Yani daha iyi olur. Bir tavsiye. Tahmin ise burada kafadan atıyorsun. Sallıyorsun yani. Kafadan atmadan kastımız geleceğe dair bir şeyler hakkında bir fikir yürütüyoruz. Babam şu anda işe varmıştır. Yani tahmin ediyorum kafadan atıyorum. Öyle bir şey olmuş. Ön yargı ise esasında kötü bir şey. Hocam ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor, evet, demiş. Ön yargı ünlü düşünür. Evet, ön yargı ise önceden bir yargıda bulunmak. Esasında biz buna cahillik de diyebiliriz. Çok kötü bir şey. Ön yargı genelde cahillerde olur. Bu diziyi kimse izlemez. Nereden biliyorsun? Belki de izleyecekler. Senin ön yargın bu. Olumsuz bir ön yargı besliyorsun. Bazen olumlu olabilir. Bu ders bitmez. Mesela bu yanlış bir şey. Bitecek birazdan, bitecek sonuçta. Son 40 dakikamız dersin bitmesine. Varsayıma baktığımızda ise burada ise tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi şeyler var. Yani burada ise Tonguç evladım benim, hayalcilik var. Hemen tut bakalım. Tut ki yaz tatili 12 ay olsun. Gerçekten süper fikir olur. Tut ki çok zengin oldun, ne yaparsın? Zengin değilsin de hayal kurarım. Onaylama ise tamamdır ifadesini hissedeceksin onaylamalarda. Tamamdır. İnsan olsaydın ne olurdun? Mesela tut ki. Tabloyu bu doğru asman iyi olmuş. Bak tamamdır, bu tamam olmuş diyorsun ve onaylıyorsun. Küçümseme ise bir kibir Tonguç'un. Bu çok kötü bir şey. Sen bu işlerden ne anlarsın? Üf, bunu da sen mi yapacaksın? Sen mi bu soruyu çözebileceksin dediğimiz zaman küçümseme olmuş oluyor. Beğeni ise zaten her zaman Instagram'da, sosyal medyada yaptığım şey güzel gördüğün. Like atıyoruz. Cep telefonu dedim, böyle olur. Beğeniyorsun. Pişmanlık ise kafayı duvara vurma. Burada ise hep anahtar kelimemiz keşke olabiliyor. Yani sen cümleni okuduğunda bir keşke ifadesi diyorsan bu pişmanlık. Keşke soru çözme taktiklerini öğrenseydim dediğinde. Keşke birazcık akıllı olsaydım. Yani keşke. Yakınmaya baktığımızda ise burada Tonguç Erhan'ın benim bir şikayet var ve mutsuzluk var. Bir evde bu kadar dağıtılmaz ki diyor, bak şikayet ediyor. Şaşırma ise direkt ne oluyor ya diyebilirsin. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya diyorsan cümlede bu şaşırma cümlesi. Kardeş burada birden, bir olay mı var? Birden karşısında öğretmenimi görmeyeyim mi? Ne oluyor ya, şaşırdım. Şimdi gel yeni nesile bir soruya bakalım. Bu cümledeki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kitap bir bilgi hazinesidir. Tamam. Birinci cümlede tanım söz konusudur. Kitap okuyan kişilerin diğerlerine göre daha güzel konuşur söylenir. İkinci cümlede karşılaşma vardır. Bak daha güzel konuşur söylenir. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatın içinde insan daha iyi anlıyor. Bunun ne kadar daha iyi anlıyor. Keşke ben de zamanında çok kitap okusaydım. Bak, keşke diyor, o zaman burada da bir pişmanlık var. Ama bir de tanım vardı. Üçte ise bir tahmin dile getirilmemiş. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatın içinde insan daha iyi anlıyor derken burada bir yorum cümlesi yapmış ama bir tahminde bulmamış diyebiliriz. Artık konumuzu bitiriyoruz. Kesin olarak çıkarabilecek yargılarda ise örtülü anlama dikkat etmen lazım. DDA bağlaçları, kişi isimleri ve diğer özellikler, tarihler, zamanlar çok çok önemli. Bak bunu sınavlarda soruyorlar. O yüzden buraya çok dikkat etmelisin Tonguç'um. Şu anda LGS'lerde gelen bir soru tarzına bakıyorsun. 1998'de Çanakkale'deki Troya Antik Kenti de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Bu cümleden aşağıdaki hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Çanakkale dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Şimdi böyle bir şey yok. Çanakkale'deki ünlü Troya Kenti diyor. 1998'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne birden fazla yer eklenmiştir. 1998'de Çanakkale'deki ünlü Troya Antik Kenti de UNESCO. Ha, bak. Aa evet hocam. Bu çıkarılabilir. Çanakkale'deki tarih eserler Troya Antik Kenti'ndeki kazılardan çıkarılmıştır. Hayır, hepsi oradan çıkarılmıyor ki, böyle bir şey çıkmaz. UNESCO Dünya Miras Listesi uygulamasını 1998'de başlatmıştır. Hayır, ondan önce başlatmış olabilir. Dolayısıyla burada kesin olarak çıkarılacak bilgimiz Bursa seçeneği. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam. Tonguç Dershane sundu.